Evrim, Duygular ve Mantık. Duygular 1. Kısım. Pazartesi günü size bir evrimsel psikolojiye giriş dersi vermeye, psikolojiye evrimsel açıdan bir bakış sunmaya çalıştım ve zihnin nasıl çalıştığına ilişkin, bizi nasıl aydınlatıp bilgilendirebileceğine ilişkin bazı örneklere de değinerek bir başlangıç yapmaya çalıştım. Zihne evrimsel yaklaşımın avantajlarından birisi de bizi daha öncesinde sorgulamadan kabul ettiğimiz şeylere bilimsel bir gözle bakmaya zorlamasıdır. Nasıl olduğumuzun, ne olduğumuzun ve neler yaptığımızın pek çok yönü bize son derece doğal görünür. O derece içgüdüsel ve kolay olarak gerçekleşirler ki bir adım geri atmak ve bunları bilimsel olarak incelemek zor ve doğal değilmiş gibi görünür. Ancak eğer bilim adamı olacaksak ve zihni bilimsel bir perspektifle ele alacaksak, kendimizden biraz uzaklaşabilmeli ve diğer insanların soramayacağı türden soruları sorabilmeliyiz. Ve bunun en açık olduğu örneklerden birisi de duygulardır. Ve bir başlangıç olarak psikolog ve felsefeci William James'ten çok hoş bir alıntı yapacağım. Şöyle yazıyor: "Yalnızca bir psikoloğun aklına şu tür sorular gelmektedir. Neden mutlu olduğumuzda gülümseriz de kaşlarımızı çatmayız? Neden bir arkadaşımızla konuştuğumuz gibi kalabalığa karşı konuşmayız? Neden belirli bir genç kız aklımızı başımızdan alır? Ortalama insan, hiçbiriniz ortalama insanlar değilsiniz. Ortalama insan der ki, tabii ki de gülümseriz, tabii ki de kalbimiz kalabalık karşısında heyecandan küt küt atar, tabii ki de genç bir kızı severiz ve muhtemelen tüm hayvanlar belirli durumların varlığında yapabileceği belirli şeyler konusunda böyle hissetmektedir. Aslan için dişi aslan sevmesi için vardır, ayı için ise dişi ayı. Kuluçkadaki tavuğa göre ise dünyada bir kuluçka dolusu yumurtayı kendisine göründüğü gibi tamamen büyüleyici ve değerli görmeyen ve yeterince kuluçkaya yatmayan bir varlığın olduğu fikri canavarca görünmektedir. Şimdi bu paragraf hakkında birkaç noktanın üzerinde durmamız gerek. İlki inanılmaz derecede cinsiyetçi olduğudur. Bu yalnızca metni anlatım tarzından kaynaklanmamaktadır. William James erkeklere, zaman zaman erkek ayıların perspektifini de alan insan erkeğine seslendiğini varsaymaktadır. Ve dolayısıyla erkeklerden oluşan bir dinleyici kitlesine seslenmektedir. Normalde hiçbir zaman bu şekilde yazmazsınız. İkinci noktaysa oldukça güzel bir şekilde yazılmıştır ve artık bu şekilde yazmanıza izin verilmemektedir. Son derece şiirsel ve William James tipik olarak bu şekilde yazmaktadır. Bence az tanınan bir romancı olan kardeşi Henry James'ten çok daha iyi yazmaktadır. Son olarak müthiş bir noktaya, bahsettiği tüm şeylerin bize son derece doğal göründüğüne ancak doğal görünmelerinin nedeninin bunların zorunlu ve mantıksal doğrular olmalarından kaynaklanmadığı noktasına değinmektedir. Tersine bunlar bizim biyolojik doğamıza bağlı yönlerimizden kaynaklanmaktadır. O zaman artık bir adım geriye gidelim. Bir adım geriye gidip şöyle sorular sormalıyız ki bunlar soracağımız sorular olacak. Dışkı neden kötü kokmaktadır? Lütfen dışkı kötü kokar çünkü kokuşmuştur yanıtından kaçınınız. Dışkının kokuyor olması evrenin indirgenemez bir olgusu değildir. Tersine dışkının kokuyor olması insan psikolojisine ilişkin bir olgudur. Bir bok böceği için oldukça güzel kokmaktadır. Çikolatanın tadı neden güzeldir? Çikolatanın tadının güzel olması dünyaya ilişkin zorunlu bir gerçek değildir. Bu pek çok başka canlı için geçerli olmayan ancak bizim zihnimiz için olan bir gerçektir. Yani bir adım geriye gitmeli ve çikolatayı neden lezzetli bulduğumuzu sormalıyız. Neden çocuklarımızı severiz? Çok sevimli olduklarını söylemeyin. Pek çoğu öyle değil. Ve William James'in de işaret ettiği üzere her hayvan, pek çok hayvan yavrularını sevmektedir. Çocuklarının değerli ve muhteşem olduklarını düşünmektedirler. Neden? Neden birisi bize vurduğunda sinirleniriz? Birisinin size yaklaştığını ve suratınıza bir tokat attığını düşünün. Korkardınız, sinirlenirdiniz. Peki uykulu hisseder miydiniz? Ya da nostaljik? Ya da bir anda canınız soğuk çorba ister miydi? Hayır, bunlar saçma alternatifler. Tabii ki de birisi sizi tokatlasa sinirlenir ya da korkardınız. Neden? Neden birisi bize bir iyilik yaptığında kendimizi iyi hissederiz? Neden sinirlenmeyiz, neden korku hissetmeyiz? Bu derste
yapacağımız bir adım geri atıp bu soruları sormak olacak. Başkalarının sormayı akıllarına bile getirmeyeceği, ortalama insanın düşünmeyeceği soruları soracağız. Tıpkı tüm bilimlerde olduğu gibi. Kavrayış edinmenin ilk adımı nesnelerin neden yukarı doğru değil de aşağı doğru düştükleri gibi sorular sormaktır. Ve tahmin ediyorum ki bu soruyu ilk defa sesli olarak dile getiren kişi şu yanıtla karşılaşmıştır. Ne kadar aptalca bir soru. Tabii ki de nesneler aşağı doğru düşer. Tabii ki nesneler aşağı doğru düşer ama neden? Bedenimiz neden sıcaktır? Su neden soğuyunca katılaşır? Bunlar evren hakkında doğal gerçeklerdir. Ancak doğallık sadece varsayılmak yerine aynı zamanda açıklanmalıdır. Bu ders boyunca da bize doğal gelen şeyleri inceleyip anlamlı hale getirmeye çalışacağız. Ve bu amaçla normalde kendinize sormadığınız soruları sormamız gerekecek. Bunu zaten görsel algı, bellek, dil ve akıl yürütme gibi alanlarda belirli bir düzeyde yapmıştık. Ancak şimdi belki daha da zor olabilecek bir alanda bunu yapacağız. Bundan sonrasında duyguları ele alacağız. Duygular hakkında konuşacağız. Neden var olduklarını, ne işe yaradıklarını ve nasıl çalıştıklarını konuşacağız. Duygulara ilişkin yanlış bir kuramla başlamak istiyorum. Ve duygulara ilişkin bu yanlış kuram Star Trek adlı televizyon dizisinde oldukça güzel bir şekilde gösterilmektedir. Bu alternatif fantazi dünyasında yetenekli ve işinin ehli, hatta süper yetenekli olarak tanımlanan bazı karakterler bulunmaktadır. Orijinal Star Trek'te Mr. Spock, sonradan çekimlerden birisinde Data. Ancak bu kişiler duygudan yoksun olarak tanımlanmaktadır. Spock, duygunun olmadığı bir gezegen olan Volkan'dan geldiği için duyguları olmayan bir karakter olarak tanımlanmaktadır. Data ise duygu çipi olmayan bir android olarak tanımlanmaktadır. Bir televizyon dizisinde duygularının olmaması onlara çok zarar vermemektedir. İşlevlerini tamamen yerine getirebilmektedirler. Hatta duygular televizyon dizilerinde çoğunlukla zararlı olarak görülmektedir. Onlarsız daha iyi idare edebilirsiniz. Ve buna benzer bir sağduyuyla pek çok insan, "Of, keşke sadece aklımı kullanabilsem, mantıklı ve rasyonel düşünebilsem ve duygularımın davranışlarımı yönlendirmesine izin vermesem çok daha iyi durumda olurdum." diyor olabilir. Görülen o ki bu duygular hakkında düşünmenin oldukça yanlış bir yolu ve gerçekten hiçbir anlamı da yok. Steven Pinker, How the Mind Works kitabında Star Trek örneğini kullanarak bu durumu oldukça iyi bir şekilde açıklamaktır. Pinker, Spock bir tür güdüler ya da amaçlar tarafından yönlendiriliyor olmalıdır. Bir şey onun yeni ve yabancı dünyaları araştırmasına, yeni uygarlıklar aramasına ve kimsenin gitmediği yerlere cesurca gitmesine yol açmış olmalıdır diye yazmaktadır. Büyük ihtimalle sorunları izleyip çözmesine entelektüel merakı neden olmaktaydı. Bu kadar becerikli ve cesur bir görevli olmasını sağlayan müttefikleriyle olan dayanışmasıydı. Peki bir yırtıcı ya da istilacı bir Clinton tarafından saldırıya uğrasaydı ne yapardı? Amuda kalkıp dört renkli harita kuramını mı çözmeye çalışırdı? Büyük ihtimalle beyninde bir bölge nasıl kaçabileceğine ve gelecekte yaralanabileceği olumsuz durumlardan kaçınmak üzere neler yapması gerektiğine ilişkin duyularını hızla harekete geçirecekti. Yani korku duyuyor olacaktı. Spock geminin içinde çıplak bir şekilde dolaşmıyordu. Büyük ihtimalle utanma duygusuna sahipti. Yataktan kalktı. Büyük ihtimalle bir takım güdü ve istekleri vardı. Konuşmalara katıldı. Büyük ihtimalle sosyal bir takım ilgileri vardı. Bizi güdeleyecek duygularımız olmadan neredeyse hiçbir şey yapmazdık ve bunu bilimsel olarak gösterebiliriz. Spock ve Data gibi varlıklar gerçek dünyada yoktur ancak çeşitli düzeylerde duygularını yitirmiş alışılmadık ve talihsiz bazı örnekler mevcuttur. Ve bu insanlara bakarak başlarına ne geldiğini görebilirsiniz. Klasik ve çok meşhur bir örnek Phineas Gage örneğidir. Phineas Gage, psikolojiye giriş dersinin klasik örneğidir. Çok üzücü bir örnektir. Gage, 1848'de bir inşaat ustasıydı. 1848'de bir inşaat alanında patlayıcılar ve demir çubuklarıyla çalışıyordu. Ve bir patlama sonucunda bir demir çubuğu kafasından içeri girdi. Bu demir çubuğun kafasından içeri girdiğini düşünün.
gözünün altından girdi ve kafasının üstünden çıktı. Ve yaklaşık 100 adım öteye beyin parçaları ve kanla kaplı olarak düştü. Çubuğun kendisi 6,5 kilo geliyordu. Şaşırtıcı olarak Gage ölmedi. Hatta sadece kısa bir süreliğine bilinçsiz olarak kaldı ve ardından ayağa kalktı ve arkadaşları ona iyi misin diye sorarak çevresini sardılar ve ardından onu bir hastaneye götürdüler. Hastaneye giderken bir bara oturdular ve insanlarla konuşarak biraz elma şurubu içti ve ardından enfeksiyon kaptı ve ameliyat geçirmesi gerekti. Kör olmamıştı, sağır olmamıştı, konuşmasını yitirmemişti, felç olmamıştı ya da zeka geriliği yaşamıyordu. Çok daha kötü bir şey olmuştu. Karakterini yitirmişti. İşte Gage'in nasıl olduğuna ilişkin bir tanımlama. Bu kısım Damasio'nun Descartes'in Yanılgısı isimli mükemmel kitabından. Gage son derece sorumluluk sahibiydi. Bir aile babasıydı. Son derece dürüst ve güvenilirdi. Ancak kazadan sonra düzensiz, saygısız, en iğrenç kalabalıklara karışan, arkadaşlarına çok az saygı gösteren, kısıtlama ya da nasihatlere tahammülsüz ve zihinsel yetilerinde bir çocuk düzeyinde olan birisine dönüşmüştü. Güçlü bir adamın hayvani arzularına sahipti. Konuşması o kadar bozuktu ki kadınların uzun süre yanında durması tavsiye edilmiyordu. Ve bir işe giremiyordu. Ailesini kaybetti, iş bulamıyordu. Bir sirke girdi. Bir sirkle birlikte ülkede dolaşarak elinde demir bir çubukla hikayesini anlatıyordu ve alkışlanıyordu. Phineas Gage'e benzer başka vakalar da bulunmaktadır. İnsanların beyinlerinin aynı bölgesinin frontal kortekslerinin zarar gördüğü örnekler bulunmaktadır. Ve kaybettikleri şey ise temel olarak duygularının büyük bir kısmı olmuştur. Ve bunun anlamı pek çok şeyi çok da umursamamaları olmuştur. Öncelik sırasını belirleyememektedirler. Damasio burada Eliot takma ismiyle anılacak olan bir başka örnek vermektedir. Eliot'un frontal lobunda bir tümör vardı ve çıkarılması gereken bu tümörle birlikte Eliot'un frontal lobunun büyük kısmı da çıkarılmıştı ve yine bunun sonucunda Eliot kör, sağır ya da geri zekalı olmadı. Phineas Gage'in olduğu gibi kötü bir karaktere dönüşmedi ancak öncelik verme yetisini yitirdi. Bir amaç belirleme yeteneğini yitirdi. Damasio bu kişiyi şöyle tanımlıyor. İşte çalışırken bir şeyi okuduğunda bunu okuyabiliyor ve önemini tamamen anlayabiliyordu. Ancak sorun birdenbire başladığı bu işten başka bir şeye yönelmesi ve günün geri kalanını bununla uğraşarak geçirmesiydi. Bütün bir öğleden sonrasını dosyaların nasıl sınıflandırılacağını planlayarak geçirebilirdi. Tarihe göre mi yoksa dosyanın büyüklüğüne göre mi sınıflandırılmalıydı? Amaçlarını belirleyemiyordu ve sonuçta bir işte tutunamaz ve diğer insanlarla ilişkilerini düzenleyemez hale gelmişti. Ve bu insanlar duygularını kaybetmiş insanlar değiller. Duyguların tamamen kaybolmuş olduğu bir örneği bulabileceğiniz bir vaka yok. Ancak duygusal kapasitelerinin büyük kısmını yitirmişlerdi ve bunun sonucu olarak da akıl yürütmeleri zarar görmüştü. Duygular amaçları belirler ve bunların önceliklerini düzenlerler. Ve onlar olmadan hiçbir şey yapmaz, yapamazdınız. Derse gelme isteğiniz, arkadaşlarınızla dışarı çıkma isteğiniz, kitap okuma ya da aile sahibi olma isteğiniz ya da herhangi bir şeyden yapma isteğiniz duygularınız tarafından belirlenen önceliklerdir. Bu duygular olmadan hayat imkansız hale gelirdi. Burada inceleyeceğimiz belirli konular var. Birincisi, bu derste ve önümüzdeki derste evrenselleri üzerine konuşacağımız duyguların temel olarak amaçlar ve öncelikler belirleyen mekanizmalar olduğudur. Aynı zamanda kültür hakkında da konuşacağız. Görülen o ki farklı kültürlerin Amerika ve Japonya, Kuzey ve Güney Amerika gibi farklı kültürlerin farklı duygusal tetikleyicileri ve yanıt verdikleri duygusal tabanları var. Ancak aynı zamanda Darwin'in çok iyi bildiği gibi duyguların tüm insanlar ve pek çok hayvan tarafından paylaşılan evrensel kökenleri var.
Bu dersin ve önümüzdeki dersin içeriği şu şekilde olacak. İlk olarak duygularımızı ifade etmemizin bir yolu, tek yolu olmasa da önemli bir yolu olan yüz ifadeleri üzerine konuşmak istiyorum. İlginç olduğunu da düşünerek özellikle gülümsemeyi incelemek istiyorum. Ve ardından sosyal olmayan bir duygu, korku üzerinde durmak istiyorum. Bunun ardından genetik olarak ilişkili olduğumuz insanlara, akrabalarımıza yönelik duygularımızla devam edip ardından da bir sonraki dersin konusunu oluşturacak olan akrabamız olmayanlara yönelik duygularımıza geçeceğim. İlk olarak yüzler ve yüzlere bir giriş olarak yüz ifadeleri üzerine çalışmalar konusunda dünyanın en iyi bilim adamlarından biri olan Paul Ekman'ın bir videosunu göstereceğim. Ekman çalışmalarında nasıl farklı yüzler oluşturulacağını ve farklı yüzleri nasıl tanıyacağımızı anlatmaktadır. Ekman'ın aslında bilimsel kariyerinin yanında uygulamalı bir kariyeri de bulunmaktadır. Polis ve gizli servis üyelerini dürüstlük ve yalan söylemenin ipuçları konusunda eğitmektedir. İlginizi çekebilecek Malcolm Gladwell tarafından birkaç yıl önce yazılan oldukça ilginç bir New Yorker profilde vardır. Ancak biz yüzlere geri dönelim. Lütfen kaşlarınızı aşağı doğru çekip yakınlaştırın. Şu anda benimle göz temasından kaçınanlar da yapabilirler. Üst ve alt göz kapaklarınızı gerin. Kontakt lenslerinizi çıkarmayın, yalnızca göz kapaklarınızı gerin. Bakın, gözleriniz biraz şişebilir. Peki, şimdi son kısım önemli. Dudaklarınızın uçlarını düz tutarak ya da aşağı çekerek birbirine bastırın. Güzel, şimdi oldu. Benimle göz teması kurmuyor olmanız sizi görmediğim anlamına gelmiyor. Peki, şu anda muhtemelen şöyle görünüyorsunuz. Peki bu neyin yüzü? Hangi duyguya karşılık geliyor? Kızgınlık. Farklı yüzlerden oluşan çok çeşitli veri tabanları bulunmaktadır. Bu kişi kim olduğunu bilmiyorum ancak bu veri tabanlarının pek çoğunda varmış gibi görünüyor. Ancak buradaki önemli nokta bu kişiye ihtiyacınız yok. Batılı yüzlere de ihtiyacınız yok. Şu anda internete bakacak olsanız pek çok ulustan ve her cinsiyetten yüzler içeren bir sürü veri tabanı bulunmaktadır. Ülkeler ve insanlar arasında çok ince ve ilginç farklılıklar bulunabilmekte. Ancak aynı zamanda derin evrensellikler de bulunmaktadır. Bu farklı yüz ifadelerinin ne anlama geldiğini anlamak için çok fazla uğraşmanız gerekmez. Size bir yüz örneği daha vermek istiyorum çünkü bir süre daha bunun üzerinde durmak istiyorum. Bu biraz daha kolay. Dudaklarınızın ucunu yukarı ve geriye doğru kaldırın lütfen. Yanaklarınızı kaldırın. Yapabilirseniz alt göz kapaklarınızı kaldırın. Gülümsüyorlar. Gülümsüyorsunuz. Gülmeyi bırakabilirsiniz. Yale gülmek konusunda oldukça iyidir aslında. Dünyadaki gülümseme üzerine uzmanların ikisi burada. Sanatta gülümsemenin incelendiği A Brief History of the Smile kitabını yazan British Art Gallery'nin müze müdürü Angus Trumbull. Ve gülümseme üzerine çocuklarda gülümseme, yetişkinlerde gülümseme, farklı kültürlerde gülümseme ve gülümsemenin farklı sosyal kullanımları üzerine çalışan meslektaşım Marianne LaFrance. Ve gülümseme ve duygular üzerine çok İlginç keşifler de bulunmaktadır. Bu keşiflerden birisi gülümseme evrenseldir. Örneğin biliyoruz ki küçük çocuklar gülümser. Bu oğlum Zachary daha küçükken yanındaki garip görünümlü olan değil. Neyse ki. Tanrı'ya şükür. Ve hatta kör çocuklar doğuştan kör olan çocuklar bile gülümser. Gülümsemenin diğer insanların yüzlerine bakarak öğrendiğimiz bir şey olmadığını vurgulayacak şekilde uygun ve gerekli gibi gülümserler. Gülümseme aynı zamanda sadece insana özgü değildir. İnsan olmayan primatlar da gülümser. Gülümseme sosyal bir sinyaldir. İnsanların mutlu olduğunda gülümsediklerini düşünebilirsiniz. Aslında durum bu değildir. Bu kadar basit değildir. Bazı çalışmalardan da bildiğimiz üzere insanlar aslında mutluluk iletişimi kurmak istediklerinde gülümserler. Bowling oyuncularına ilişkin oldukça güzel bazı çalışmalar var. Çalışmada bowling oyuncularını filme alıyorlar. Oyuncular bowling oynuyor ve bazen tüm labutları birden deviriyorlar ki buna ne deniyor? Strike.
Bu tür vuruş bowling dünyasında oldukça iyi bir şey. Tüm labutları deviriyorlar ancak bir şeyi yapmıyorlar. Yapmadıkları şey ise labutları devirdikten sonra gülümsemek. O anda filme çekiliyorlar. Gülümsemiyorlar. Ardından arkadaşlarına dönüyorlar ve onlara genişçe gülümsüyorlar. Diğer çalışmalar, olimpiyatlarda altın madalyayı kazanmış olan kişilerin filmlerini incelemiştir. Şimdi bekleneceği üzere olimpiyatlarda altın madalyayı kazanan bu kişiler oldukça mutlular. Olimpiyatlarda altın madalyayı kazanmış olmak iyi bir şey. Ancak podyumda gülümseyerek durmuyorlar. Tersine orada yüzlerinde normal bir ifadeyle duruyorlar. Ancak ayağa kalkıp kalabalığı selamlayacakları anda yüzlerinde büyük bir gülümseme belirliyor. Kendinize sorabilirsiniz. Pek çok kişinin çok zevk aldığı bir etkinlik olan seks sırasında gülümseyip gülümsemediğini sorabilirsiniz. Ve bunu bir partnerle ya da aynayla kendi kendinize de keşfedebilirsiniz. Gülmek hakkında bildiğimiz bir takım şeyler var. Farklı gülme çeşitleri var. Birbirinden ilginç bir şekilde farklılaşan oldukça az gülümseme çeşidi var. Paul Ekman'a dönüyoruz yine. Hangisi daha iyi bir gülümseme? Kim sağdakinin daha iyi olduğunu düşünüyor? Kim soldakinin daha iyi olduğunu düşünüyor? İki farklı tür gülümseme var. Sağdaki selamlama anlamında bir gülümseme. Bazen Panem olarak da bilinen bir gülümseme. Panem artık kapanmış bir havayolu şirketi ve o zamanlar hostesler, şimdi kendilerine hostes demiyorlar ama öyleler, gelir ve size gülümserlerdi. Bu işlerinin bir parçasıydı. Ancak bu büyük, yalandan bir gülümsemeydi. Panem gülümsemesi, merhaba demesi gereken bir gülümseme. Ancak iletişimin gerçekten mutluluğa ilişkin olduğu durumdaki gülümsemenin karşıtı bir gülümseme. Farklılık gözlerin çevresinde. Fark gözlerde. Bu alanda çalışan bir nöropsikolog anısında verilen isimle Duchenne gülümseme olarak da bilinen gerçek bir mutluluk gülümsemesi göz hareketlerini de içermektedir. İlginç olan yalnızca 10 insandan birisinin Duchenne gülümsemesini taklit edebilmesidir. Yani ölesiye nefret ettiğiniz birisine gülümsemeye çalıştığınızda bu konuda gerçekten yetenekli değilseniz gerçekten iyi ve mutlu bir gülümsemeyi taklit etmeniz oldukça zor. Gerçek dünyada gülümseme çalışmak o kadar da zor değil. Örneğin politikacılara bakabilirsiniz. Politikacılar genellikle sık sık gülümsemek zorunda kaldıkları durumlarla karşılaşırlar. Ve onlar da basitçe penem gülümsemesi yaparlar. Ağızları yukarı doğru hareket eder. Özellikle birisi onları aniden kameraya alıyorsa ya da yeriyorsa gülümserler. Ancak bu samimi bir gülümseme değildir. Gözleri hareket etmez. Yani iki tür gülümseme var. Gerçek bir mutluluk gülümsemesi, Duchenne gülümsemesi olarak da bilinen gülümseme ve bir de Panem gülümsemesi. Selamlaşma gülümsemesi. Ve siz de her iki gülümsemeyi de günün ve hayatınızın çeşitli anlarında kullanmaktasınız. Görülen o ki her iki gülümsemenin de gerçekten psikolojik geçerlilikleri var. Bir şekilde duygu durumunuzdaki, duygularınızdaki ve düşüncelerinizdeki derin farklılıkları yansıtır görünmekteler. Örneğin 10 aylık bebekler farklı şekilde gülümsemektedir. Anneleri yaklaştığında gerçek bir mutluluk gülümsemesi yapmaktadırlar. Ardından bir yabancı ya da başkası yaklaştığında selamlama gülümsemesi yapma eğilimindedirler. John Gottman ise evli çiftlerle çalışmıştır ve çok fazla çalışma yapmıştır. Burada yaptığı ise evli çiftlerin film kayıtlarını incelemiştir ve bu film kayıtlarına bakarak evliliklerinin sürüp sürmeyeceğini öngörmeye çalışmaktadır. Çeşitli ipuçları vardır. Bunlardan bir tanesini vereceğim. Bir yan başlık olarak Gottman açısından bir evliliğin ölüm çanları, bu onun büyük bulgusudur. Çok fazla kavga etmelerinden falan değil, birbirlerine çok fazla bağırmaları da değil, birbirlerinden nefret etmelerinden de değil. Bir evliliğin ölüm çanları iğrenmededir. Eve girerim, tatlım eve geldim ve eşimin yüzüne bir iğrenme ifadesi vardır. Bu çok kötü bir işaret. Ancak diğer bir ipucu, laboratuvara gelip birbirlerini gördüklerinde birbirlerine gülümseme türleridir. Eğer bu gerçek bir gülümseme ise, ilişki için bir
penenden ya da selamlama gülümsemesinden çok daha iyiye işarettir. Son olarak 30 yıl sonrasında üniversite yıllıklarındaki insanların fotoğraflarına bakarak yapılan çalışmalar vardır. Ve görülen o ki birisinin şu anda ne kadar mutlu olduğuyla 30 yıl önce üniversite yıllığındaki fotoğraflarındaki ifadenin ne tür bir gülümseme olduğu arasında oldukça güvenilir bir korelasyon vardır. Üçüncü bir gülümseme türüne ilişkin kanıtlar da vardır. Bu utanma ya da yatıştırma gülümsemesi olarak bilinmektedir. Bu oldukça özelleşmiş bir gülümseme türüdür. Bu utanmanın ya da stresin gülümsemesidir. Bunu insanların sizden hoşlanmasını istediğinizde, kabul edilmek istediğinizde, insanların sizin hakkınızda olumlu hissetmelerini istediğinizde yaparsınız. Ancak sıklıkla bir tür riskle barındıran yüksek stresli bir durumun içindesinizdir ve burada yaptığınız bir çeşit kaçınmadır. Göz teması kurmazsınız, geri çekilir ve şunu yaparsınız. Ve bu diğer primatlarda da görülmektedir. Rhesus dişi maymunu kendi yavrusunu ısırıyor ve yavru bir çığlık attıktan sonra uysal ve çekingen gülümsemesini gösteriyor. Bu insan yavrusunda da görülüyor. Bu noktada gülümsemeye ilişkin bir soru var mı? Gülümseyen sorularınız nelerdir? Evet, bu iyi bir soru. Bilmiyorum. İnsan olmayan primatlarda çekingen gülümsemeye dair kanıtlar soru, insan olmayan primatlarda insanlarla aynı gülümsemeleri yaparlar mı şeklindeydi. Tıpkı penem gülümsemesi, selamlama gülümsemesiyle gerçek bir mutluluk gülümsemesi arasındaki ayrım gibi. Bilmiyorum, ancak gelecek derse sizin için bunu inceleyeceğim. Bu iyi bir soru, evet. Nasıl oluyor da bazı insanların gülümsemeleri diğerlerinkinden daha iyi oluyor? İlginç olmayan psikolojik yanıt bazı insanların diğerlerinden daha iyi göründükleri, ancak daha derin bir yanıt bazı insanların gülümsemeye ilişkin daha becerikli olmaları. Bazı insanlar gerçek mutluluğu ifade etmek için ipuçlarını daha iyi kullanabiliyorlar. Gülümseme hakkında birazdan üzerinde duracağımız, bence sizin sorunuzla da ilişkili olan duyguların bulaşması ve hatta ahlak hakkında bazı konularda konuşurken tekrar değineceğimiz bir şey daha var. Gülümseme son derece bulaşıcıdır. Şimdi sizden yapmanızı isteyeceğim. Eğer birisinin yanında oturuyorsanız yanınıza dönmeniz, size yakın oturan birisini bulmanız ve ona bakmanız. Hiçbir şey yapmayın, sadece ona bakın. Kim size bakıyorsa siz de ona bakın. Bunu lütfen herhangi birisini seçin. Peki lütfen gülümseyeceğiniz herhangi birisini seçin. Böylece hayır, bana değil birbirinize. Ve bu kişi, eğer siz karar veremiyorsanız, evet siz ikiniz, eğer kendiniz karar veremiyorsanız sağ taraftaki kişi gülümseyen olacak. Evet, şimdi birbirinize ifadesiz bir yüzle bakın. Şimdi gülerek görevini alan kişi 3 dediğimde lütfen gülümsesin. 1, 2, 3. Peki. Tüm zamanların en kötü sınıf uygulaması. Ancak daha sınırlandırılmış bir ortamda bunu yaptığınızı düşünürseniz, sizin yüzünüze bakarak size gülümseyen birisine bakmak ve gülümsememek son derece zordur. Bu gerçekte diğer tüm duygular için de geçerlidir. Bu fenomen duygusal bulaşma olarak bilinmektedir ve birisi size örneğin çok büyük bir öfkeyle baktığında sizin yüzünüzde de ondakine benzer değişimler olmadan oturmanın son derece zor olduğu durumu ifade etmektedir. Ve bunun neden olduğu ve nasıl çalıştığı daha ileride konuşacağımız bir konu. Ve son bir soru daha. Evet, bilemiyorum. Soru, dudaklarınız açık bir şekilde gülümsemekle kapalı bir şekilde gülümsemek arasında bir fark var mı idi? Muhtemelen vardır. Bu temel gülümseme farklılıklarından birisi değil. Ancak bence bir fark vardır ve tahminince bu tür bir ayrım gülümsediğinizde
dişlerinizi ne kadar göstereceğiniz, bölgesel ve ülkelere göre farklılıklar gösterebilecek bir şeydir. Örneğin, İngiltere'deki insanların Amerika'dakilerden farklı gülümsediğini gösteren araştırma bulguları vardır. Ve bunların kültürler arası farklılıklar arasında bulunacak türden karşıtlıklar olduğunu düşünüyorum. Her kültürde penem gülümsemesi, mutluluk gülümsemesi ve çekingen gülümseme olacaktır. Ancak bunlar arasındaki farklılıklar nasıl yetiştirildiğiniz ve çevrenizdeki insanların bir sonucu olacaktır. Bu ve bir sonraki derste bazı duygulara değinmek istiyorum. Ve ilk olarak üzerinde durmak istediğim duyguysa korku duygusu. Ve bu korkuya birkaç nedenden dolayı değinmek istiyorum. Birincisi çok temel ve evrensel bir duygu olması. Tüm insanlarda var. Pek çok insan olmayan türde de bu duygu var. Ve bu aynı zamanda bizi davranışçılık üzerine olan dersimize, klasik koşullama ve insanları nelerin korkuttuğu üzerine konuştuğumuz derse götürüyor. Sosyal olmayan bir duygu. Burada kastettiğim bir insandan korkmak tabii ki de mümkün. Ancak minnettarlık gibi doğası gereği sosyal değil. Bir tepeden ya da yükseklikten düşmekten de korkabilirsiniz. Ve yine oldukça ayırt edici bir yüz ifadesi vardır. Sonuçta sorulacak temel soru nelerden korkarızdır? Ve bu sorunun yanıtı biraz ilginçtir. Örümceklerden, yılanlardan, yükseklikten, fırtınadan, büyük hayvanlardan, karanlıktan, kandan, yabancılardan, küçük düşmekten, derin sudan ve evden yalnız ayrılmaktan korkarız. Korktuğumuz başka şeyler de vardır ancak bunlar oldukça büyük şeyler. Bunları sormayacağım bile. Bu odada bu saydıklarımın herhangi birisinden korkmayan birisi var mı? Benim olduğumdan daha sağlam birisiniz. Bunlar evrensel korku kaynaklarıdır. Neden? Bunların ortak olan noktası nedir? Neden bu şeylerden korkarsınız? Ve bunun yanıtı ayrıca neden silahlardan, arabalardan ve elektrik prizlerinden korkan çok az insan var? Bunun yanıtı çok da şaşırtıcı değil. Bunlar atasal çevremizde bizim için korkutucu olan şeylerdi. Daha önemlisi bunlar insan evrimi boyunca bizim için tehlikeli olmuş olan şeyler. Dolayısıyla bunlar bizim için korkutucu ve bunlarsa çok da korkutucu değil. Tıpkı insan olmayan primatlarda olduğu gibi. Şempanzeler belirli şeylerden korkarlar ve sıklıkla belirli şeylere ilişkin fobiler geliştirirler. Ancak fobi geliştirdikleri şeyler korktukları şeyler, yılanlar ve örümcekler gibi şeylerdir. Chicago kentinde şehrin içinde yapılan güzel bir çalışma vardı ve şehrin içinde büyüyen çocuklara nelerden korktukları soruluyordu. Silahla vurulmaktan korkuyorum, silahlardan korkuyorum, birisi tarafından öldürülmekten ya da birisinin bana zarar vermesinden korkuyorum, bir araba tarafından ezilmekten korkuyorum diyeceklerini zannedebilirsiniz. Chicago kent merkezindeki çocukların en büyük iki korkusu yılanlar ve örümcekler. Bu çocuklardan herhangi birisi büyük ihtimalle hayatı boyunca hayvanat bahçesi dışında yılan görmemiş bile olsa. Bunlar doğal korkular. Virginia Üniversitesi'nde psikolog Judy Deloach'un normal bir anne baba tarafından büyütüldükleri varsayılarak daha önce hiç yılan ve örümcek görmemiş bebeklerin örümcek ve yılan korkusu üzerine çalışmaları bulunmaktadır. Bebeklere bunları göstermemenin çeşitli etik nedenleri vardır. Bebeklerde yılan ve örümcek fobisi oluşturamazsınız ancak bekleneceği üzere dolaylı yöntemler kullandığı, psikologların etkin uyarıcı adını verdikleri uyarıcılarla yaptığı bu çalışmada Deloach bunların doğal olarak korku ve endişe yarattıklarını buldu ve bu korku hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Bu dersin geri kalanında ve önümüzdeki derste sosyal duygulara değineceğim. Sosyal duygular iki kategoriye bölünebilir. Çok yaşa, çok yaşa. Akrabalarınıza, genetik olarak ilişkili olduğunuz insanlara yönelik duygularınız ve genetik ilişkili olmadığınız ancak etkileşimde bulunduğunuz insanlara dair duygularınız. Ve özellikle yardımsever ve diğergam davranışları ortaya çıkaran duygulara değinmek istiyorum. Diğergamlık, biyologların yardımseverlik ve cömertlik için kullandığı kavramdır. Ve evrimsel biyologlar
hayvanların neden evrimsever olarak evrildiklerini açıklamak üzere çok çalışma yapmaktadır. Evrime ilişkin çok eski ve çok yanlış bir yaklaşım, evrimin hayvanları salt yaşam kalım makineleri olarak şekillendirdiği yönündedir. Eğer böyleyse bir hayvanın diğer bir hayvana göstereceği herhangi bir yardımseverlik bir gizem olarak kalmaktadır. Eğer evrim bizi sadece hayatta kalmak üzere biçimlendirdiyse, hayvanların diğer hayvanlarla olumlu ilişkiler kurması bir bulmaca haline gelmektedir. Ancak tabii ki bu doğru değildir. Bunun doğru olmadığını gösteren oldukça basit bir örnek. İki gen düşünelim. Her ikisi de kendine özgü genlere sahip iki tür hayvan. A geni bir hayvanı yavrularına bakmaya yöneltiyor. B geni bir hayvanı sadece kendisine bakmaya yöneltiyor. Bir sonraki nesilde ne olacağını hayal edin. Basitçe A geni kazanacaktır. Çok basit bir durum. Yavrularına bak diyen bir beyinle evrilen bir hayvan, yavrularını ye diyen bir beyinle evrilmiş bir hayvana göre doğal seçilim açısından çok daha iyi bir durumda olacaktır. Yavrularını yiyen bir hayvan için genleri biyolojik bir çıkmaz sokaktadır. Dolayısıyla önemli olan hayatta kalmak değildir. Önemli olan üremedir. Dolayısıyla hayvanların yavrularına bakacaklarına ilişkin tahminimizin altındaki basit gerçek, çocukların genlerin kopyalandığı araçlar olmasıdır. Ancak bunun da ötesi var. Ve bu son yarım yüzyılda evrimsel biyolojinin yaşadığı büyük devrimlerden birisidir. Şimdilik hayvanları bırakalım ve başka bir şeyi ele alalım. Nezleye yol açan bir virüsü düşünelim. Ön sıralarda insanlar hapşırıp duruyor. Şimdi öksürüyorsunuz, teşekkürler. Neden soğuk aldığınızda hapşırırsınız? Çok da kötü olmayan anlaşıldı. İşte çok da kötü olmayan bir yanıt. Hapşırırsınız çünkü vücudunuzun içinde çok fazla mikrop vardır ve vücudunuz bu mikropları dışarı çıkarmak istemektedir. Böylece hapşırırsınız. Tamamen yanlış değil, çok da kötü değil. Doğru yanıt ise biraz daha ilginç. Buna insanın perspektifinden bakmalıyım. Eğer soğuk algınlığınız varsa kendi bencil perspektifinizden ondan kurtulmaya çalışırsınız. Buna nezle virüsünün perspektifinden bakın. Nezle virüsü de sizin evrildiğiniz kadar evrim geçirdi. Ve o da yaşam kalın ve üremeye bağlı olarak evrildi. Nezle virüsü de üremesine yol açacak farklı stratejilerle evrildi. Ve üremesinin bir yolu da diğer hayvanları ve onların vücutlarını kullanmasıdır. Bu bakış açısına göre soğuk aldığınızda hapşırmanızın nedeni nezle virüsünün sizin vücudunuzu kendisini kopyalamak üzere bir araç olarak kullanıyor olmasıdır. Bu bakış açısında bir insan bir mikrobun başka mikroplar yapmasının bir aracıdır. Ve bunun gibi tonlarca örnek bulunabilir. Farelerin vücutlarında yaşayan ve zehirli olduğu bilinen bir parazit vardır. Ancak fareler kediler tarafından yendiğinde onlara da bulaşmaktadır. Ardından kedinin dışkısında bulunmakta ve tekrar farelere geçmektedir. Eğer bir fareyseniz ve bu tür bir zehriniz varsa tek bir şey dışında oldukça sağlıklısınızdır. Bu zehir beyninizi tekrar düzenlemekte ve sizi kedilerden daha az korkar hale getirmektedir. Şimdi bu şakacı bir tanrının garip bir esprisi değil. Tersine bu zehirli virüs açısından mükemmel bir adaptif stratejidir. Aslında gerçekten güçlü bir virüs, nezle virüsünden daha da iyi bir şekilde solunum sistemini doğrudan geçip giderdi. Bu virüsün yapacağı şey beyni ele geçirmek ve insanların etrafta koşmasına ve diğerleriyle seks yaparak dudaklarından öpmelerine yol açmak olurdu. Ve gerçekten de bunun olduğuna ilişkin bazı kanıtlar var. Örneğin cinsel yolla bulaşan hastalıklardan birisi olan frenginin etkilerinden birisi de libidonun artması ve insanları cinsellikle daha ilgili hale getirmesidir. Çünkü bu virüslerin kendilerini kopyalama stratejilerinin bir parçasıdır. Örneğin bir hayvanın beynini ele geçiren ve ardından etrafta koşup diğer hayvanları ısırarak virüsün geçmesine yol açacak şekilde dönüştüren bir virüs düşünün. Ve tabii bu virüsün adı kuduz olurdu. Buradan hareketle evrimsel biyolog
Richard Dawkins genel olarak hayvanların genlerin üremek üzere kullandığı araçlar olduğunu ileri sürdü. Bu bakış açısından hayvanlar sadece genlerin diğer hayvanlar yaratma yoludur. Peki psikologlar olarak bu analiz bize ne fayda sağlamaktadır? Bu bizim diğerganlığı açıklamamıza yardımcı olabilir. Hangi genler hayatta kalacak? Hayatta kalacak olan genler kendi kopyalarını en fazla yapmış olan genler olacaktır. Hayvanlar genlerin ürediği araçlardır. Bir hayvan yalnızca bir genin diğerini yapmasının aracıdır. Dolayısıyla bencil genler diğergam hayvanlara yol açacaktır. Çünkü evrimin gen düzeyinde işlediği ölçüde sizin kendi vücudunuzla bir başkasının vücudu arasında kesin ve katı bir ayrım yoktur. Şimdi de biyolog Holden'den bir örnek. Holden'e "Kardeşiniz için hayatınızı verir miydiniz?" diye sorulmuş. Ve Holden, "Hayır, ancak 3 kardeşim ya da 5 yeğenim ya da 9 birinci dereceden kuzenim için seve seve verirdim" şeklinde yanıtlamış. Tabii ki de şaka yapıyor. Eğer normal biriyseniz gerçekten de bu hesaplamayı yapmazsınız. Ancak vurguladığı nokta buradaki mantık, akrabalarımıza yönelik hislerimizin nihai nedeni. Genlerimiz bizi, beynimizi çocuklarımızı sevecek şekilde, akrabalarımızı sevecek şekilde biçimlendirmiştir. Çünkü bu yolla genlerimiz kendilerini kopyalamayı başarmaktadır. Ve gerçekten de genetik ilişkililiğinize bakarak Holden'ın hesaplamalarını anlayabilirsiniz. Evrensel bakış açısından genetik ilişkililik diğer insanlarla ne kadar ilgileneceğinizi etkiler. Genlerinizin bakış açısından 3 kardeşiniz için hayatınızı vermeniz müthiş bir anlaşmadır. Çünkü genler %50 daha fazla kopyalanmaktadır. İşte hesaplamalar bu şekildedir. Bu iki geni düşündüğünüzde hayvanın ölmeye karar vermesine yol açan genle kardeşlerinin ölmesine karar veren gen arasında karar vereceğinizi düşündüğünüzde kendi bulunduğu bedeni feda eden genin gelecekte daha fazla kopyası olacaktır. Ve burada çok ilginç bir ironi var. Bencil gen kuramı sıklıkla çok soğukkanlı bir evrimsel analiz olarak görülmektedir. Ancak bu yaklaşım genlerin bakış açısından sizinle diğer bir insan arasında kesin ve katı bir ayrım olmadığını vurgulayarak gerçek, samimi, diğerganlığı açıklamak üzere bilimsel bir temel sağlamaktadır. Bu yaklaşımdan en azından insan olmayan hayvanlar için bazı ilginç soruları yanıtlamaya başlayabiliriz. Yeni bir erkek aslan bir aslan sürüsünün başına geçtiğinde ilk yaptığı diğer tüm hayvanları ve hamile dişileri öldürmektir. Bu son derece zalimce görülebilir ancak genlerin bakış açısından son derece anlamlıdır. Diğer yavrular onun için genetik rekabet anlamına gelmektedir. Onun genlerine sahip değillerdir. Dahası sadece onlar aradan çekildikten sonra dişilerle çiftleşip üreyebilir. Dişiler spontan düşük yapmaktadır çünkü bu güvenilir bir adaptif hiledir. Bu yavrular doğduklarında zaten hayatta kalamayacaktır. Dolayısıyla dişinin en iyi stratejisi onlardan kurtulup yenilerini yapmaktır. Sonuçta psikolojik bir bakış açısından hayvanlar akrabalarına özellikle çocuklarına yardımsever olacak şekilde evrilmiştir. Özellikle memelilerde ve kuşlarda, kuşlar ve memeliler balık ve sürüngenlerin aksine niceliğe değil niteliğe yatırım yaparlar. Kuşlar ve memelilerde çok fazla çocuğumuz yoktur. Dolayısıyla var olanları korumaya büyük bir psikolojik enerji harcarız. Dahası çocuklarımız uzun bir zaman boyunca korunmasızdır ve bizim kaynaklarımıza ihtiyaç duyarlar. Ve bu durum pek çok psikolojik mekanizmanın ortaya çıkmasına yol açmıştır. Birisi ebeveynlerin ya da genel olarak yetişkinlerin çocuklara nasıl tepki verdikleridir. Bir diğeri çocukların ebeveynlerine nasıl tepki verdiğidir. Ve bu fenomenler hakkında kısaca konuşacağım. Küçük hayvanlar rahatsızlık çağrıları yaparlar. Cıvıldarlar, miyavlarlar, melerler ya da ağlarlar. Evrimsel bir bakış açısından herhangi bir küçük organizma için yardım çağrısının yönetimi oldukça hassas bir davranıştır.
Bir yandan yardım edilmesini sağlamak, insanların size yardım etmesini, sizi beslemesini, sizi kucaklamasını, yanlarına almalarını sağlayacak kadar rahatsız edici olmalıdır. Diğer yandan çok fazla rahatsız edici olamaz. Çevrenizdekiler sizi öldürebilir. Yani oldukça karmaşıktır. Ancak sizin bakış açınızdan siz bunlara tepki vermeye yönelik biçimlendirilmişsinizdir. Bu ses en azından son derece rahatsız edicidir. Ancak ses düzeyi ya da perdesi yüzünden rahatsız edici değildir. Rahatsız edicidir çünkü sizin beyniniz bebek ağlaması tarafından deliye döndürülecek şekilde programlıdır. İşin olumlu yanlarından bebekler tatlıdır. Bunu tatlı bebek yazarak Google görsellerden aldım. Pornoyu bir kenara bırakıp buna geçerek, hayır, Playboy, her neyse onunla işimiz bitmişti. Ancak lütfen doğanın bebeklerin bu kadar tatlı olmasını sağlayacak şekilde çalışması ne kadar müthiş değil mi? Öbür türlü onları öldürmek zorunda kalırdık. Demeyin, bu doğru hikaye değil. Bebekler insan bebekleri metafizik olarak tatlı değildir. Marslılar gelseler, o tatlı bebek demezlerdi. Tersine bebekler tatlıdır çünkü beyinlerimiz bu şekilde biçimlenmiştir. Bebekler tatlıdır çünkü beynimizin işleyişine denk gelen belirli ipuçları vardır. Ve aslında bu tüm memeliler için geçerlidir. Bebeklerin büyük dışarı çıkık bir alınları, yukarı doğru küçük bir burunları, tombul yanakları ve büyük gözleri vardır. Bunlar sevimlilik için gerekli şeylerdir. Stephen Jay Gould'un Walt Disney karakterleri Mickey Mouse'un evrimine bakarak bunu tartıştığı harika bir makalesi vardır. Mickey Mouse küçük, çirkin bir kemirgen olarak yola çıkmıştır. Zamanla sanatçı ona bebeklere benzer özellikler ekledikçe daha sevimli hale gelmiştir. Yetişkinlerle yapılan çalışmalar bebek yüzü yanlılığı denilen bir şeyi ortaya çıkarmıştır. Bu Birleşik Devletlere özgü bir şey değil. Aynı çalışmalar Asya'da da yapıldı. Bebek yüzlü bir yetişkin düşünün, Leonardo DiCaprio. Özellikle naif, muhtaç, nazik ve sıcak ve sahte mahkemelerde bebek yüzlü insanların, bebek yüzlü olmayan Ben Affleck gibi insanlardan çok daha fazla masum bulunabileceği görülmüş. Şimdi önümüzdeki haftalarda tüm ders boyunca incelenecek olan soruysa hangisi daha seksi? Bebek yüzlü erkek mi? Testosteron erkeği mi? İşte. Ve şimdi gerçekten de bir oylama yapmak istiyorum. Çünkü daha sonra bunu tekrar döneceğim. Lütfen sadece erkeklerin oylamasını istiyorum. Kim ve mutsuz görünüyor olmasını göz ardı edin. Kim Ben Affleck'e oy verirdi? Peki kim Leonardo'ya oy verirdi? Peki, evet. Kadın oyları biraz daha karmaşık olurdu. Bunu cinsellik konusundaki derse geldiğimizde tartışacağız. Sizin tercihiniz adet döngüsünde hangi aşamada bulunduğunuza bağlı olacaktır. Şimdiye kadar bebeklerin tepkileri, bizim bebeklere tepkilerimiz üzerine konuştuk. Peki, bebeklerin bize verdikleri tepki nasıl? Davranışçı B.F. Skinner tarafından ortaya konan ve dolap kuramı olarak da bilinen çok eski bir görüş, bebeklerin ebeveynlerine olan bağlanmalarının ebeveynlerin yiyecek, tipik olarak anne sütü ya da herhangi bir yiyecek sağlamalarından ötürü olduğunu ileri sürmektedir ve edimsel koşullama sonucunda bebek yetişkine bağlanmaktadır. Bowlby tarafından önerilen alternatif bir kuramsa bebeklerin annelerine rahatlık ve sosyal etkileşim amacının yanı sıra yabancı korkusuyla da bağlandıklarını öne sürmektedir. Bu hipotezi test etmek üzere psikolog Harlow, insan olmayan primatların tel anneler ve havlu anneler arasındaki tercihlerini incelediği bir dizi zekice tasarlanmış deney gerçekleştirdi ve anlaşılabilmesi amacıyla bunların örneklerini de göreceksiniz. Tel anneler yiyecek vermek üzere tasarlanmış annelerdi. Üzerlerinde küçük bir meme ucu bulunmakta ve buradan yiyecek vermektedir. Ve bu bebeğin yiyecek kaynağıdır. Havlu anneler ise yiyecek vermemekte ancak sıcaklık ve rahatlık vermektedir.
Bir zamanlar psikoloji bölümünde sıcak, sevecen ancak pek de akademik destek sunmayan bir profesör vardı. Bu profesör havlu anne olarak biliniyordu. Bir diğeri ise son derece üretken de ancak hiç de sevecen değildi. O ise tel anne olarak biliniyordu. Her neyse, önümüzdeki derse Harlow deneylerini toparlayıp biraz daha ayrıntılı ele alarak başlamak istiyorum. Ardından akrabamız olmayanlara yönelik diğer gamlara geçeceğiz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.